Herkese merhaba arkadaşlar, ben Semih Bilek Gücü kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Cats oynayacağız, yani Crash Arena Turbo Stars. 22. seviyede bırakmıştık arkadaşlar ve şu anda ligde birinciyiz. 14 galibiyetimiz var. Mevcut gövdemizde hızlı bir şekilde bakalım. 78.553 vuruşumuz var. 66.065 de canımız var. 2 yıldızlı çifte roketimiz ve de burada 3 yıldızlı çifte roketimiz var. Gerçekten şu an her şeyi istediğimiz gibi. 2 tane çifte roket, biri 3, biri 2 yıldız. Ve de gövdemiz çifte roket için %60 vuruş veriyor. Geri vitesimiz çifte roket için %60 vuruş veriyor. Gayet iyi, her şey yolunda. Bunun 31.000 canı var, şu sağdakinin de 12.000 canı var. Gördüğünüz gibi şu roket balina gövdesiyle beraber kullanıldığı zaman %50 vuruş veriyor çifte roket için. Sağdaki de %47 balina için can veriyor. Balina gövdesini kullanıyordum fakat baktım istediğimiz şeyleri, performansı bize veremedi. Bu gövde çifte roket için %60 vuruş verdiği için bu rokete ve de şuna da artı ayrıyetten vuruş verdiğinden ötürü bu gövdeyi kullanma gereği duydum. Şimdi 22. seviyeye girelim ve de herkesi almayı başarıp bir sonraki 23. seviyeye ulaşabilmeyi hedefleyelim. Bakalım. 78.000 vuruş. Vallahi sadece vuruşumuza güveniyoruz. Canımız gerçekten az arkadaşlara göre. Hatta en az da biz diyebiliriz. Çünkü 66.000 can diğer rakiplere göre bayağı az. Bu seviyelerde 70-80-90.000 canınızın olması ideal bir can seviyesi diye geçiyor arkadaşlar. Ama vuruşumuz güçlü olduğu için rakipleri hızlı bir şekilde almayı başarıyoruz. 120.000 canı var. Bir tane daha lazer atmasına fırsat bırakmaksızın rakibi almayı başardık. Aynı şekilde bu arkadaşı da 96.000 canı vardı. Bu yanımıza yaklaşsaydı eğer kovucuyla beraber bizi takla attırabilirdi. Burada 36.000 vuruşu olduğundan ötürü bize bir tane vurdu ve yarı canımızı bıraktı. Ve sonra da almayı başardık. 72.000 can, 60.000 vuruş, güzel. Her şey istediğimiz gibi devam ediyor. Sıfır vuruşu var, en sevdiğimiz gövdeler. 35.000 canı var fakat. 112.000 can. Bir sonraki lazeri tam devreye girerken bizim 3. roketimiz vurdu ve bir sonraki seviyeye 14.000 kazanarak ulaşmış bulunuyoruz. 7 yeşil taş, 64.000 altın, 11.320'lik puanı, bir yükseltme puanı ve bir süper kutu 23. seviyeye merhaba diyoruz. 7. prestij seviyesine ve sadece bir seviye kaldı. Bu seviyeyi atladıktan sonra prestij 8'e ulaşacağız inşallah. 363.000 altınımız var. Bakalım bu süper kutudan neler çıkacak. 4 yıldızlı bir elmas gövdesi. Güzel yükseltme için kullanılabilir. Sörfçü gövdesi. Yapışkan silindir ve 1 yıldızlı çifte roket. Kaya gövdesi. Koca ayak. 2 yıldızlı normal roket ve matkap çıkıyor arkadaşlar. Keşke güzel bir balina gövdesi çıksaydı. Vallahi bizim için çok iyi olurdu. Şimdi mevcut ligimize bakalım. Prestij 2, Prestij 3 ve Prestij 1'den olan arkadaşlar var. Şimdi burası bayağı değişiktir. Hemen olarak çıkmamız çok zor. Şu an mevcut canımızla. Yani canımızın bayağı bir artması lazım. Ama 78.000 vuruş da hiç azımsanacak bir vuruş değil. Gövdemiz piramit gövdesi. O kadar rakibe fırsat verecek bir gövde değil. Fakat nasıl aldı bizi az önceki rakip ben de anlamadım. Evet, bunu almayı başardık. Gayet iyi. Gayet güzel. 47.000 vuruş var. Lazere fırsat vermeyecektir derken son anda 3. roketi vurduktan sonra o arada bir şeyler oldu. Aynı şekilde bu rakipte de öyle. 6. dövüş bitti. 7. dövüşe geldik. Bayağı güçlü rakipleri görmüş olduğunuz gibi. Yani vuruşunuz ne kadar iyi olursa olsun belli bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Çünkü 66.000 canla şu noktada bu kadar vuruş yani pek de faydalı olmuyor. Yine 5 tane dövüş kazandık. Bir iki tanesi ucuna geçti. 145.000 can. Roketi boşa gitti. Lazeri bile vuramadı. Hatta bize hasar bile veremedi. 145.000 canı indirmeyi başardık. Az bir canımız kala bunu da aldık. Gayet iyi. Gayet güzel. Son iki dövüş. 175.000 can. 44.000 vuruş. Gerçekten güzel bir şekilde bizi öldürdü. 73.000 vuruşu vardı. Bize tek attı. Gerçekten tebrik ediyoruz. Güzel arkadaşlar. O kadar da zor değil. Aslında o kadar da zor değil ama canımız 60.000 olduğu için rakibe her zaman ikinci vuruşu vurma ihtimalini vermiyoruz. Bu bizim için kötü bir şey. O yüzden ötürü iyi bir gövdeye, gerçekten iyi bir balina gövdesine ihtiyacımız var. Balina gövdesi gerçekten lazım bize. Şurada normal roket, çifte roket. Burada piramit için artı %120 can veren çifte roket artık bu hiçbir şeye yaramıyor maalesef. 3 yıldızlı olan, bu 2 yıldızlı olanı son seviyeye yaptık. Buna biraz yüklenmeye çalışsak. Evet, 21.000 altına bayağı arttıracağız bunu gibi görünüyor. Şunu yükleyelim, biraz daha artacaktır. 2 yıldızlı roketle herhalde bir sonraki seviyeye yükselir. 1771 daha vuruşunu arttırmış olduk mevcut çift roketlerin.
Bunlar zaten başka bir şey için can vermiyor maalesef. Şu noktada bir topuz da çıkmadı. Şu seviyede 66.000 canımız var. Bu gövdeyi de bayağı yükselttik. Fakat artık bir piramit için can veren bir şey olmadığından ötürü maalesef canımız 66.000'de kalıyor bu gövdede. Bu gövde için. Bu topuz için artı %120 can veriyor. Bu o kadar önemli değil. Bu gövdeyi de o kadar tutmuyorum. Şu balina gövdesini kullanıyorduk. Tekrardan bunu kullanmak istesek nasıl olur? Vuruşumuz 78.000'di, onu unutmayın. Balina için %47 can veriyor. Bunu koyalım, 21.000 can eklemiş oldu bize. Toplamda bunun kendi bir 27.000 canı var. 4.000 can da beraber topuz kullanıldığı zaman geldi. Şunu koyalım, balina için %50 vuruş veriyor. Vuruşumuz bayağı azalacak. Canımız ne kadar olacak şu an merak ediyorum. 100.000 olur mu? Olmaz herhalde. Can ne kadar oldu? 85.000 can, 67.000 vuruş. Yani vuruş böyle bir 10.000, 12.000 falan düştü yanlış hesaplamadıysam. Şimdi alamadığımız rakiplerden alabilecek olduklarımız olur mu? 85.000 can da pek bir şey düşünmüyorum ama. Valla gayet iyi, bu rakibi almayı başardık. Çok güzel. Bu lazeri vurur. Evet, lazeri bunu vuracak. Bu Allah'ın emri. Bunda sonuç ne olur? Bunu alacağız gibi görünüyor. Gayet iyi. Yani demek ki bize böyle bir 50.000 can olan bir balina gövdesi gelse vallahi mükemmel olur. Yani hiç tereddütsüz bir sonraki seviyeye hemen olarak yükseltiliriz. Lazer bu da bize tek atıyordu ama şimdi balina gövdesinde tek atamıyor. Vallahi bunu da aldık. Lan bu ligde bu gövdeyle çıkabilir miyiz? Ya şu an alamadığımız bir tane rakip var. Şu diğer rakiplere de bakalım. Eğer alabilme ihtimalimiz varsa maalesef ve maalesef vuruş işte. Vuruş eksikliği şu noktada çok belli oldu. Bir tane rakip vardı orada. Onu alamadık maalesef. Şu an devam ediyoruz. 10. dövüşteyiz. 57.000 can. O kadar da fazla canı yokmuş arkadaşın. İşte vuruş düşüklüğü bu noktada gerçekten çok fark ediyor. Yani videoda bir balina gövdesi gelmese bile, yani bir şey gelseydi çok iyi olurdu, ne diyeyim. Böyle bir 4 yıldızlı çift roket. Çünkü can sabit ama vuruşunuz çok iyi olursa, rakibe vuruş şansı vermezseniz rahat bir şekilde onları alabilirsiniz. Şimdi geriye dönelim bakalım. Kutularımız falan var mı, açılacak? Taşla açabiliriz, sıkıntı yoktur. Şurada 2 yıldızlı bir normal kutu var. 6 eşit taş verip hemen açıyoruz. Bakalım içinde ne çıkacak. Elmas gövdesi, 1 matkap, sinsi gövdesi ve yapışkan silindir. Hiç işimize yaramayan şeyler. Zafer serisine gelin. Bari şu an mevcut gövdemizle rakiplerin nasıl olduğunu bakalım. Zafer serisinde çok ileri gitmiştik fakat şey kullanıyorduk arkadaşlar. Ne kullanıyorduk? Geri vites kullanıyorduk. Ön teker biraz havaya kalkıyordu. O fırsattan istifade edin. Bazı arkadaşlar bizi, hatta bazı arkadaş bizi alarak maalesef o zafer serimiz sonlandı. Normal kutumuz geldi. Normal kutuyu da açmaya bırakalım. Yani şu seviyede gövdemize nasıl bir artırma daha yapabiliriz? Tamam, mevcut şu şeyi yükseltebiliriz. %60 yaparız. Şunu da %60 yaparız. Güzel. Vuruşumuz biraz daha artar ama gövdeye daha fazla bir can artışı yapsak nasıl olur şu anda baksak? 2536 can veriyor. Yani iki seviye atladığı halde bile 2536 can. Düşündürücü sadece. Düşündürüyor. Vuruşumuzu arttırsak nasıl olur? Daha vuruş artar mı? Bunu biraz daha arttırmak istesek gerçekten çok az artıyor yani şu an görüyorsunuz. O zaman bu videoda fazla zorlamayalım. 4 yükseltme puanımız var. Onları bir gözden geçirelim. Ne için kullanabiliriz? Tüm iticilerin sağlığını artırır diyor. O zaman biz ne kullanıyoruz? Geri vites kullanıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. O zaman geri vitesin sağlığını mı arttırsın, gücünü mü arttırsın bakalım. Şurada bir şeyleri vardı yanlış görmüyorsam. Daha güçlü iticiler. İticileri daha güçlü yapar, daha güçlü geri vites iyileştirilmiş. Geri viteslerin sağlığını yükseltsin. Hadi yükselt bakalım ne kadar yükselteceksin. 2 tane daha yükseltme puanı verdik. Bakalım ne kadar oldu. Toplamda 1344 can arttı. Yani o kadar da kötü değil. Yine idare eder. Şurada 4 yıldızlı bir şeyimiz var. Bunu vuruşa eklesek. O 1691 vuruş arttı. Güzel. 1691 artması bizim için gerçekten çok iyi. Şu 2 yıldızlı matkabı da koysak 24.000 altın, güzel. Şunun %33 vuruşu var. Daha fazla bonus verecektir. Şunu da koyduğumuz zaman 9 oldu seviye. 11'e kadar yolu var yanlış hatırlamıyorsam. Bunu nereye kadar çıkarttık? 11'e kadar çıkarttık. 42.000 vuruş. Herhangi bir saldırı alet çantası eklemeden 71.000 vuruşa kadar ulaştırdık gövdeyi. Yani bari o kadar zorladık. Şunları da koyalım bakalım. Belki bu ligden çıkarız arkadaşlar. Yani bu videoda yapmayacaktım ama bakalım. Daha şu an karamsarlığa düşmüştüm ama 70.000 vuruşu görünce böyle bir an gaza geldim. Şunları da koyduk artık. Ne kadar artacaksa artsın. Şimdi girelim bakalım. Alamadığımız 4 rakip.
4 rakipten 3 tanesini alırsak bizim için çok iyi. 4 tanesini alırsak insane olur arkadaşlar. Bakalım. Vallahi aldık. Yani bunu aldıysak diğerlerini çok rahat. Bakalım. Güzel. Şu an zaten hepsini alıyorduk da. Önceki gövdeyle alıp şu anki gövdeyle alamadığımız rakip. Ah işte maalesef bu var. Yani vuruş bayağı artması lazım. Yani o noktada bir şeyler yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Yani bu videoda o kadar ilerledik madem. Şu can veren olayı ve de vuruş veren çift raketin %50 vuruş veren bonusunu %60 ve de şununkini de %60 yaptığım zaman tekrar birlikteyiz. Biraz sonra birlikte olacağız arkadaşlar ve 24. seviyeye sizlere beraber ulaşacağız. Şimdilik hoşçakalın.